Ne diyor lan onu? Yok mezgit değil, aynı bak. İnan. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Karadeniz'de avlanan hamsinin boy uzunluğunun küçük olması nedeniyle 10 günlük yasak ilan etti. Peki balıkçılar bu durumda ne yapacak? Bir de onların ağzından dinleyelim. 10 günlük hamsi de yasak çıktı abi. Nasıl tabii olacak? Nasıl geçecek bu süreç? Şimdi 10 günlük hamsi yasağında sadece ince hamsilerde yasak var. Ya atıyorum hamsinin ağırlıkta çıkan yeri neresi? İstanbul Hoparası. O bölgelerde ince hamsinin yasağını koydu. İri hamsi serbest. İri hamsi serbest olduğu için ince hamsi yasağını koyması aslında 10 günlük değil yetmez. Sezonu hep kapatmalar lazım. Çünkü ince hamsi ne kadar avlanırsa o kadar hamsi de eksik olur. Seneye hamsi bulamayız. Yani bilinçsiz avlanma. Av gözlerine bükmeler lazım. Yani çok şey var. En önemlisi fabrikaları kapatmalar lazım. Fabrikalar açık olduğu müddetçe bu balıkların neslini tüketecekler. Çünkü hamsinin balığın yemi var. Bakın ben size şöyle göstereyim. Şurada olacak. Bütün balıkların yemidir. Şu bütün balıkların yemidir. Şu balık için denizi kat ediyorlar. Niye? Fabrikalar. Sosisinin köpeğine, kedisine mama yapıyorlar. Yani şu balığı tutmasalar bu deniz balıktan taşar. Ne kadar? Peki var mı? Ne kadar? Hamsi şu an ne ya, kadar? Şu an hamsinin fiyatı 25 lira. Normalde olacak fiyatı normalde en fazla 10 lira olması lazımdır. Ama bilinçli avlanma bu hamsinin fiyatını bu şekilde çıkarttı. İri hamsi yok, sayılı. Ya kasalısı 300 lira, 250 lira, 350 lira öyle o şekilde gidiyor. İnce hamsi de uygun ama satamıyorsun. Müşteri veremiyorsun. Tabii bazı vatandaşlar alıyor. Ya bu konuda vatandaş olarak da ben dahil mi olsam, ince hamsi benim dükkanımda da olsa şikayet etsinler. Yani ben almazsam Hasan alıyor. O yüzden şikayet etsinler. En azından öyle o şekilde geçebiliriz. Başka türlü geçemeyiz. İnan. Ne diyor lan onu? Yok mezgit değil. Aynı bak.